Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bana bayağıdır sorulan, yayınlarda da videolarımda da sorulan şeyleri cevaplayacağım. Bu arada saatler olsun diyecekler var kesin. Saçları böyle bayağı bir azalttım. Geçen de kestim, yine kestim. Abi de kesiyorum ya. Böyle yaza böyle sıfırlayacağım artık yani. Bildiğim bitireceğim yani bu saçı. Şimdi arkadaşlar şöyle, ben grafik ayarlarımı, hani kasma olayından falan biraz bahsedeceğim. Neden kasar, kasmasını giderecek şeyler nelerdi falan gibisinden. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. PUBG Mobile normalde PC için üretilen bir oyun olmadığı için arkadaşlar, gerekli düzenlemeleri Tencent firması yapıyor mu, yapmıyor mu, orasını bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar bu normalde mobil bir oyun. Bilgisayara yüklediğinizde farklı bir tepki alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kasmalar falan oluyor. En yüksek sistemli bilgisayarlarda bile yaşanabilir. Bende bile bazen yaşanıyor. Çok fazla oyunda kaldığında ya da PC herhangi bir render attığında falan, böyle render sonrasında bile kasma meydana gelebiliyor. Ben yine size gerekli ayarları göstereceğim. Arkadaşlar birinci olayımız şu. Şimdi mesela indirdik Tencent'i. Ve nasıl indirilir falan, onun da linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan tıklayıp indirebilirsiniz. İndirme linkini bırakacağım aşağıya. Zaten tıkladığınızda arkadaşlar direkt ekranınıza geliyor ve download diyor. Şu an arkadaşlar milyonlarca emülatör oyuncusu var. Ve emülatörden oynadığınızda emülatördekiler karşınıza geliyor. Bunu da söyleyeyim, bazen bilmeyen kullanıcılarımız var. Onu söyleyeyim. Mobille denk gelmiyoruz arkadaşlar. Çünkü o videolarımı görüyorsunuz. Karşımızdakiler o şekilde oynayamaz zaten mobilde. Şimdi arkadaşlar şöyle ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Tamam mı? Mesela ben arkadaşlar HD 1080p yaptım. Normalde PC'de çok fazla benim şu an bellek, neredeyse full bayağı bir videolarım falan var. Bayağıdır yordum. Format atmam gerekiyor, atmadım. O yüzden arkadaşlar ben burada oyun çözünürlüğünü düşürdüm. Ha, sizde 1080p'de de kasıyor. Mesela bazen mouse gidip gelmeme olayı da oluyordur. Onunla da karşılaşırsanız arkadaşlar bunu 720p'ye indirin. Mesela Sezer'de şu an RTX ekran kartı var. O Ultra HD 2K'da oynuyor. Onunki o şekilde. Ya ben de yapabilirim ama ufak tefek mesela oyuncu karşılaşmalarında bir araya böyle arabayla giriyorsunuz ya birbirinize falan. Orada bir kasma falan meydana gelebiliyor. Hiç öyle risklere girmeden ben direkt temiz HD 1080p'ye de oynuyorum. Bunu yapabilirsiniz. Şurayı da arkadaşlar HD olarak seçebilirsiniz. Şurada çözünürlük bende 1920'ye 1080. Ha, ne oldu? Kasma oldu arkadaşlar. Burası. Bak, bu kısımda bir düşürme yaparsınız ve şu kısımda çözünürlükte düşürme yaparsınız. Bu kısım arkadaşlar işlem akıllı modda. Tikli olanlar da şu üçü. Şunu tiklemedim. Haberiniz olsun, temelde bir şey var mı? Temelde de şu tikli arkadaşlar. Ben de buraya hiç karışmamıştım. O kısmı bilmiyorum. Kasmama olaylarında yani bir tek yapabileceğiniz kısımlar burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burayla ilgili şeyler yapabilirsiniz. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. Kasmanızı engelleyecek şey. Şuraya giriyoruz. Ben de siz hani benim bütün ayarlarımı istiyorsunuz ama ben ilkin şu kısımdan bahsedeyim, kasma olayından. Arkadaşlar bunu kesinlikle akıcı ve aşırı yapın. Bu kısmı kafanıza göre ama klasik öneririm. Eğer çok kasıyorsa arkadaşlar klasik öneririm. Ben renkli yapıyorum arkadaşlar. Şurası aşırı, burası da akıcı. Bak burayı unutmayın, tamam mı? Grafikler akıcı olacak arkadaşlar, kare hızı da aşırı olacak. Bu kısmı böyle yaparsanız emin olun kasma hani... Bilmiyorum kullandığınız PC'ni, bilmiyorum. En azından bir fayda göreceksiniz. Bunu yapmanızı öneririm. Burada düzgünleştirme arkadaşlar bende kapalı. Standart dış ekranla buraya ben bir şey yapmadım. Bunları bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar kasma sonuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadardı. Şimdi benim hassasiyet ayarlarım falan, onlardan bahsedelim. Şimdi görünce inşallah şok olmazsınız. Çünkü... hani hassasiyeti düşük oynayanları gördüm ama onlara sorduğumda daha yüksek bu rakamlar. Yani bilmiyorum komiğinize mi gidecek ama arkadaşlar benim olayım bu. Onu size söyleyeyim. Yani şu şekilde 3. şahıs kamerası 8'de arkadaşlar, normal kamerası 8'de, 1. şahıs kamerası da 7'de arkadaşlar. Onun dışında 3. şahıs dürbünsüz 9, 1. şahıs dürbünsüz 8'de ve 2x, 3x, 4x arkadaşlar, 6x ve 8x. Neredeyse değerleri aşağıdakilerle böyle aynı seviyeye getirmeye çalıştım. Bazı silahlarda falan değiştirmeye çalıştım. Şöyle bakabilirsiniz. Ben böyle koyacağım. Arkadaşlar hani şunu yapın bence. İlk hani 10 içinde olsun. Mesela ben mouse'u hareket ettirdim de arkadaşlar. Şöyle gösterebiliyor muyum? Heh. Arkadaşlar mesela
Arkama döndüğümde bakayım bir. Arkama döndüğümde arkadaşlar bir dönüşümü sağladığımda şöyle yapıyorum yani. Bak buradan buraya kadar rahat yapıyorum. Yani hassasiyetim o kadar düşük ve kesinlikle bunu yapmanızı öneririm. Hani adamı kaçırmazsın zaten videolarımdan görmüşsünüzdür. Hassasiyetim düşük olduğu için biraz benim işime yarıyor bu. Bilmiyorum siz belki daha farklı oynuyorsunuzdur ama yeni başlayacaklar için hani çok isteniyor. Hassasiyet ayarlarım çok istendiği için ben bunu söylüyorum. Benim ayarlarım bunlar. Hani oyuna yeni başladınız ve ilk oynayışınız bu şekilde olmasını istiyorsanız arkadaşlar böyle hassasiyeti düşük olmasını istiyorsanız burada bütün hassasiyeti bu şekilde düşürmeniz lazım arkadaşlar. 8x'te mesela bende 2, 6x'te 3, 4, 5 falan diye gidiyor gördüğünüz üzere. Scope'un şeyi değeri düştükçe hassasiyeti arttırabilirsiniz. O mesafeye göre değişen bir şey çünkü. 8x'te daha düşük hassasiyetle oynamanız lazım. Çünkü belli bir nokta var arkadaşlar. O noktaya doğru baktığınızda hassasiyet düşük olmalı ki 8x'le onu tutturabilirsiniz. O yüzden en düşük 8x olacak. Ondan sonra 2x'e kadar arkadaşlar yükselteceksiniz bunu gördüğünüz üzere. Jiroskop hassasiyeti. Burası da arkadaşlar jiroskopu kullanmadığım için yine burayı da aynı böyle üsttekiler gibi yaptım. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye böyle yaptım arkadaşlar. Jiroskopu da bir mobilde oynarsam arttırabilirim bu şekilde. Şimdi toplama kısmına geçelim arkadaşlar. Toplama kısmında bakayım. M4'de ben 200 yaptım mesela. Çok ihtiyacım oluyor. Biliyorsunuz hani lig. Buradaki lig arkadaşlar biraz ağır bir lig. Tek başınıza kalabiliyorsunuz ve karşıdaki ekiplere karşı çok fazla mermi harcıyorsunuz. Ben de bunu 200 yapmayı tercih ettim. Onun dışında arkadaşlar sağlık çantası 2 bende. İlk yardım kiti 5 yapıyorum. Kesinlikle 5 önemli. Enerji içeceği 5. Ağrı kesici 3 yapıyorum. Sargı da 10 tane bazen yarıya indiriyorum falan. O değişiyor böyle kafama göre. Onunla çünkü sıkıntılarımız var. Çantayı hemen fulluyor. Adrenalin şıngısı 2 arkadaşlar. El bombası 3 tane kesinlikle. Siz arkadaşlar ben 6 yapıyorum. Ama siz 4 yapabilirsiniz mesela. Takım arkadaşlarınızı kurtarmak amaçlı. Safe'e yetişirken karşınızda adamlar var. Hiçbir yerde cover yok. Düz koşmanız gerekiyor. 4 tane sisinizle çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Ve herhangi bir şey yapabilirsiniz orada artık. Puanınızı kaparsınız. Burada da dürbün alma sınırı arkadaşlar 8x ile 6x yaptım. Diğerlerini kendim alıyorum. Onlar otomatik alınıyor. Bakayım seste bir şey yok zaten. Hassasiyet dedik, araç dedik. Kontroller dedik. Buralar böyle. Şimdi arkadaşlar bir de oyuna geçelim. Yani oyun dediğim. Şöyle training modundan ben biraz size hassasiyetimden bahsedeyim. Nasıl hassasiyet? Training modunda da şöyle bir görelim. Bakalım işe yarıyor mu burada? Şimdi arkadaşlar benim hassasiyet bu. Bakın. Şimdi bak bir şöyle burada bir 20-30 santimlik bir alan var. Tamam mı? Bakın. Şu şekilde benimki. Yani ben normalde bir kere de arkayı dönmüyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. O yüzden ya böyle yaparım böyle. Yani önüme dönünce şöyle bir kez ve bir kez daha geçiyor. Yani iki kez çevirmem gerekiyor. Bayağı bir kolumu böyle götürüyorum yani. Size de burayı göstermem lazım ama. Keşke buraya da bir kamera koyaydım iyi olurdu ya. Kamera yok. Kamera yok. Şimdi şöyle bir AVM'mizi alalım arkadaşlar. Mesela bir de M4 seçelim. Ya ben bak mesela yarım tutamak, hafif tutamak alıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şey diyor, sen niye hafif tutamak alıyorsun falan. Hafif tutamak normalde arkadaşlar sekmeyi azaltan baya hepsinden daha yüksek diye gördüm ben istatistiklerde. O yüzden ben bunu alıyorum. Yoksa yani ben de dikey kullanırdım da herkes dikey kullanmamı istiyor. Ben bir AUG alayım ya. AUG'umuzu aldık arkadaşlar. Şuradan mermimizi bir fulleyelim. Bakalım bakalım. Nerede bizim şeyler ya? Tamam bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan şöyle hafif tutamağa bak. Ben hafif tutamak alıyorum arkadaşlar. Kompansatör keskin nişancı için alabiliriz. Yanaklık alabiliriz. Bakayım şu kısma bakalım. Burada nelerimiz var. Susturucu ben her zaman candır. Normalde kompansatör arkadaşlar. Ama ben susturucu sevdiğim için arkadaşlar susturucu alıyorum. Yoksa normalde hani sekmesini azaltmayı istiyorsanız almanız gereken arkadaşlar kompansatördür. Buraya geçtik. Şimdi uzun çekim. Uzatılmış alalım. Varımızı arttıralım. Kardeşim sessiz ya. Öf ne sıkıyor ya. M249'da şov yapıyor adam. Ve lazer candır arkadaşlar. Lazeri çok seviyorum. Sen lazere gel. Sana da nerede bu 6x?
Sana da 6x takalım. Bakın. Şu an 6x'deyiz arkadaşlar. Şu 8x'i de yanıma alayım. Nerede bu 8x? Heh. 8x'i de alacağım. Arkadaşlar 8x'de mesela hassasiyet neden en düşüğe aldım? Örneğin arkadaşlar. Uzak mesafede bir adam var. Bakın 2'de şu an 2'de ve bana hala hassasiyet yüksek geliyor mesela. 2'de şu an. Şu an 2'de ama hassasiyeti yüksek geliyor. Neden hassasiyet düşük olmalı arkadaşlar onu söyleyeyim. Örneğin ileride bir adam var arkadaşlar. Yakındaki gibi kat ettiği mesafeyi orada kat edemiyor ve orada kat ettiği mesafeyle siz buradan daha yavaş görüyorsunuz. Ve hassasiyetiniz düşük olursa arkadaşlar adamı alma imkanınız daha yüksek. Bak bak adam indiriyor bizim malzemeleri indiriyorlar. Şöyle bakalım. Hop. Onu aldık. Uzaktaki mesafede adamları bu şekilde hassasiyet düşük olarak alabilirsiniz. Lazerde arkadaşlar hassasiyet biraz daha mesela yüksek bende. Neden? Çünkü yakın temaslı olan arkadaşlar için, yakın temaslı olacak kişiler için arkadaşlar rahat bir şekilde çevireyim diye. Onun hassasiyetini düşüremem. Mesela diyelim adam burada. Bakayım hareket eden ya da şu mesela. Bu şekilde alabilirsiniz mesela. Normalde uzaktaki uzaktan bir mesafedeki arkadaşa iyi gider 4x. Ama ben lan kardeşim çek arabanı. Çek patlatırım. Çek. Bak patlatmayayım onu. Gördüğünüz gibi aynı noktaya bayağı bir vuruş atabilirsiniz bu şekilde. Sprey atma konusunda. Şunu ben alayım. Ya ne sıktılar ya. Bak o arabayı oradan çekmiyor. Milletin başına bela oldu o ya. Lan çek arabayı. Tamam o gidiyor. Arkadaşlar. Bu da oraya doğru sıkıyor. Bakın şimdi. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince şu kısmın içinde dolanacağım. Nasıl sprey atabiliriz 4x'de onu göstereyim. Bu da bilerek yapıyor bak. O da bilerek aracı çekmiyor bak. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 100 metredeki bir adama tabii genelde böyle hareketli bir şekilde oluyor adamlar. Onları vurmak daha basit oluyor. Evet şu an hepsine vurduk herhalde. Bu arada sağa sola eğilmeyi arkadaşlar soranlar vardı. Onu ben az bir göstereyim. Nasıl yapılır falan. Normalde bende bu ayar yoktu. Şöyle arkadaşlar. Neredeydi o? Yok pardon. Genelde ha. Arkadaşlar şurada dikiz ateş var ya. Şunu etkinleştir diyorsunuz. Ondan sonra zaten böyle böyle böyle. Emin olun oyunda var ya hani bunu öğrendiğinizde dua edeceksiniz yani. Eğer ki hala kullanmıyorsanız öneririm arkadaşlar. Çünkü oyunun %50'den daha fazlası arkadaşlar direkt body'ye isabet aldığı için. Örneğin şöyle bir koşulda. Şu şekilde arkadaşlar. Örneğin siz buradasınız. Karşıdaki adam da. Şurada. Heh, şurada diyelim. Sizin hani çıkış anınızı beklediğinizde arkadaşlar isabet alacağı nokta şurası oluyor. Direkt kafa olmuyor. Neden? Adam diyor ki belki kafasına gitmez ve sprey atamazsa arkadaşlar o mermi böyle gider. Tamam mı? Uçar gider. O yüzden arkadaşlar direkt oyunun %50'sinden fazlası direkt body'ye nişan alır. O yüzden arkadaşlar siz sadece kafanızı çıkardığınızda adam boşa atar. O an eğer ki eğiminiz iyiyse o adam kendini gösterdiğinde direkt almış olursunuz. Bu şekilde. Yani dikiz ateşi kesinlikle kullanın. Arkadaşlar beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Soracağınız sorular varsa eğer ki benim unuttuğum varsa ben şey yapayım. Direkt yorumlarda cevap vermeye çalışacağım. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.